bir antrenmanın bitiminde hemen konuştuk aslında. Tamam. Yani çok keyifli gördüm sizi. Evet. Ama siz de dediniz ki zaten bu dönem biz çok evet. keyifliyiz yani kamplarda. Ya Biz işim, işimiz bu. Yani baktığımızda geriye 7 e, yıllık bir süreçte devre arasından sonra hep bir takımımıza inme kazandırmışızdır. Sistemimiz oturmuştur. Futbolcuların performansını yukarıya doğru çekmişizdir. E, yine hedefimiz bu. Yani e, ilk günden itibaren bu coşkumuzu arttırıp, moral motivasyonu yüksek tutup e, başarılı olmak istiyoruz. Ve bu başarı biliyorsun hem yetiştiricilik hem yarışmacılık kimliğimiz var. İkisi bizim için çok önemli. E, yarışırken de yetiştirmek zorundayız. Ve e, öz kaynak futbolcularımızın e, performansını geliştireceğiz geliştirmek diğer oyuncularımızın performansı yukarı çekmek en büyük hedefimiz bu kampta bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hocam bir de zor bir aslında hem yetiştirici hem yarışmacı evet. olmak ikisini birden yapıyorsun. Bir de aslında hani yabancı oyuncu da almıyor yani bir aslında bir e... Şu anda devre arasında oyuncu ihtiyacımız evet. var. İlla ki alacaksınız. Yabancı oyuncu zaten kullanmıyorsunuz. Bu ülkenin gençlerini evet. yapıyorsunuz. Ya tabii ki yani biz yıllardan beri bu zorluğu bir şekilde üstesinden geliyoruz. Ha zorlanıyoruz mu? Gerçekten zorlanıyoruz. Bir de yani baktığınızda oyuncuları sadece öz kaynak değil, dışarıdan transfer ettiğimiz birçok futbolcuyu geçen sene mesela 10 tane oyuncumuz bizden transfer oldu. İşte Sefa, Hasan, Murat baktın birçok oyuncu Yusuf lige Facer. Yusuf Hacer, Erce lige giden Hı. oyuncular var. Yeniden bir takım kurgusunu oluşturmaya başlıyoruz. Kolay tabi bütçeler arasında uçurum var bizle diğer takımlar arasında biz hem yabancı oynatmıyoruz e, misyonumuz gereği hem de yani çok bütçeler ayırmıyoruz bu konuda ama kurduğumuz takımımızda da herkes şunu diyor yani niye iyi başlamıyor yeniden oluşturuyoruz sistemi tutmaya çalışıyoruz ki birçok maçı kazanmaya yakın tarafken atamadıktan atamamızdan dolayı skor alamadığımızdan dolayı kazanamadık veya kaybettik ama son 8 maçlık periyot yavaş yavaş istediklerimiz olmaya başladı. Amacımız bunu ikinci yarının başına itibaren en iyi şekilde öne taşımak. Tabii ki gol bölgelerinde eksikliğimiz var, atamıyoruz ama bunu sorsak Türkiye'de herkes bu yorumu yapacak. Herkesin tabii. gol bölgesinde sorunu var. Yani Herkesi biz dönem de, yani bunu, biz de tabii önemli olan bizde uyum sağlayacak oyuncuyu bulmak ve biz onu ne kadar geliştirebiliriz, takıma ne kadar katkı sağlayabilir. Bir de bunun dışında elimizdeki futbolcuların performansını yukarılara çekmek yani zorundayız. Yani. Bunu çok çalışarak, işte özel çalışarak, bunu çok tekrar ederek çözmek istiyoruz ki yıllara baktığınızda ikinci yarılar gerçekten çok gol atan, çok kazanan içeride dışarıda kazanan bir anda takım performansı yukarı çeken yılları yaşadık. Bu sene de böyle olacağını söyleyebilirim. Yani. Klasikleşen yani Altınordu'nun ikinci yarı hocam son böyle yedi sekiz hafta. Şimdi e. Biraz puan farkı var gözüküyor ama e. Altınordu'yu bir seriye kaldım. Yine playoff'u Yani baktım çok şimdi ha? de üç maçlık bir fark var. Uzak Erken, değil gibi bir çok uzak değil tabii maçlar hatayla başlayacak maçlarımız. Yani ben bu ligde üst taraftaki takımların da çok belki puan anlamında yukarıdalar ama oyun anlamında bizden fazlalıkların olduğunu düşünmüyorum. Sadece onlar skora yansıttı. Biz yansıtamadık. Birçok takıma göre daha sistem oynayan futbolun daha doğrularını yapmaya çalışırım. Gerek hücumda gerek sonunda ama kritik anlarda biz gol yediğimiz için kaybettik. Onlar gol attıkları için kazandılar. Biz oyun gücüne sistemimize güveniyoruz. Bu bizim için çok önemli. Takım oyunumuza güveniyoruz. Çünkü sistemimiz çok güçlü. Biz bireysel döndüğümüzde zaten hiçbir şey yapamayız ama bu sistemle beraber çok güçlü bir takım haline. ...ne geliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Ravil 2004'lü. Burak 2005'li. Ragibi, Ravil 2003, Burak 2004. 2004 Sen biraz de, küçük, bir yaş de, daha küçüktün. 2003'lü Ravil, 2004'tür Burak. Burak, Muzaffer ya, 2002. işte Enes. Muzaffer. Mesela. Yani mesela hocam şeyde bak artık yani Altınordu'da hani bir anda 2007'li bile oynayacak gibi geliyor sanki bir anda. Böyle yani benim hiç. şöyle bir şey yani bu oyuncular evet ee, Cengiz de 16 yaşında oynamıştı. Yani o, o yani. bizim için şey. Yani bir oyuncu bunları yapabiliyorsa benim için çok yaşının çok önemi yok. 25'te de yapamayabilir. Ama 16'da Rabel işte yapıyorsa bize 15 maç ilk 11 oynadı zaten. Yani bu adam Ümit Milli'de de oynuyor. E bunu kimse engelleyemez ki. Ben de o çocukların bunu yaptığını gördüğümde güveniyorum. O güveni de ona hissettirmek lazım. Yani sadece güveniyorum demek de olmuyor. Onu hissettirmek lazım. E Biz de onu zaten değerlendiriyoruz. İşte Buran özellikle o Burak 15 yaşında. Hı. Türkiye Ligi'nde kimse bu liglerde mecbur kalmadığıca, tabii. transfer yasağı yemediği de, oynatmak durumunda değil. Biz tam tersi bunları bu anlamda oynatmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi e, bununla beraber diğer oyuncularımız da var. Oğulcan gibi, Kerim gibi işte Bakın Atakan gibi. Onlar aslında büyük gibi görünüyor ama onlar da 19-20-21 yaşlarında oyuncular. Hocam, tabii, biraz önce dikkatimi çekti. Atakan pozisyonda topu ayağını aldığında bir genç oyuncu Atakan abi dedi şaşırdım ya 99'da Atakan yani daha <laughs> yani Yani tabii öyle yani bu burası böyle ama futbolda dediğim gibi eğer e, o sistemin parçasıysan yetenekliysen hocanın istediği doğruları yapabiliyorsun da benim için sıkıntı yok. 15 yaşında da oyuncuyu oynatırım, 16 yaşında da oynatırım ki bunu yani sözde değil. Görüyorsunuz uygulamada görüyorsunuz. görüyoruz Yani tabii bu çocukları zorluk derecesi yüksek maçlarda hep bunların bir deneyi. Onları da kendilerine geliştiriyor. Takım da onları bir şekilde sistemde taşıyor. Sezon sonunda çok çok güzel konuşulacak diye söyleyebilirim. Yani.